Selam. Şu an PB'deyiz, set 6.5'tayım. Twitch yayınlarında sıkıntı çıktığı için YouTube'a video çekmeye karar verdim. Set 6.5'ta ne oldu? 70-80 tane yeni eklenti, 20 tane falan da karakter değişti. Nocturne bunlardan biri mesela. Assassin X tekmiş. Brand da öyle. Kazanova, Arcanist. Şimdi Hexe'yi gösterecektim de sattım. Oyundaki eklentiler o kadar eğlenceli ki. Biraz da bozuklar. Eşyalarımız neden bu kadar kötü bilmiyorum. Bayağı kötü ama. Senin unitlerin diyor, kitle kontrolüne immün olur diyor. 10 saniye boyunca. Fena değil. Chemtech'ler patlar diyor. Zek verir sana diyor. Onu da istemiyorum. Makeshift armor diyor. 55 sıra 55 büyü direnci. Kitle kontrolüne immunluk alasım yok ya. Çok boş. Seçilmiş Brand 2. VIP ne? Mazda niye parlıyordu? Abi seçilmiş mi döndü diyorsanız. Sadece kazanovalarda üzerine geldiğinde karakterde VIP bonus yazıyor. Mesela Brand öndeki en yakında karakteri atıyor normalde skillini. Eğer VIP olursa arkadakini bir tane daha atıyormuş. Kaç tane VIP var? 6 tane var. 6'sında yeteneğinde böyle güçlendirmeler var. Kendininkine özel. Burada istediğin bir şey var mı? Yok gibi. Scholar açabiliyorum. Kasadin Scholar oldu artık. O yüzden şöyle girelim. Sindar'ı da koyayım. Brand'e ne kadar güveniyorum? Çok güvenmiyorum. Frontum da kötü ama kimseye eşya vermeyeceğim. Eşyalarım zaten leş gibi. Makeshift'ten faydalanalım. Faydalanalım. Okey, kazanınca da Kasadin alacağım. Nuri var karşıda. Nuri'de ne var? Mahvolmuşa benzer bir eklenti bu. Rakiplerin canına göre fazladan vurursun diyor. Bunun 1, 2, 3, 3 de var. Brand umarım damage atacak. Atıyor değil mi? Ha, bir de Kazanova bonusunun çalışması için Kazanova'yı açmam lazım. Yoksa çalışmıyor. Öyle ufak bir sıkıntı var. Bana yani Leona lazım şu an. Talon da olur. Oyun boyu bununla oynamayacağım. Bunu sattığım zaman tekrar yeni bir seçilmiş gelebiliyor da. Şu an daha iyisini bulamayacağım için zaten aldım. Fena da olmadı. Yani VIP'si açık olmamasına rağmen vurdu bayağı. İlk kez deniyorum bunu. Sanki bana Kasadin 2 lazım gibi. Bir tane de Leona. Burada ne varmış? Edelmage. Öne koyduğun karakterler 45 AP alır diyor. Oha, oha. Bunu daha önce görmüştüm de 45 değil de 30'du benim gördüğüm birinci seviyede. Burada sanki hasar mı yetmeyecek ya? Çok çok tank duruyorlar. Onlar da çok hasar yokmuş gerçi. O da sadece tankmış. Ben de tankım. Makeshift'ten dolayı. Makeshift ehliyetidir. Olabildiğince 6.5'ü öğreteceğim tek videoda. Öğretmezsem diğer videolarda devam ederim zaten. Leona geldi. Bunu almam lazım. Yani VIP'nin çalışması için açmam gerekiyor. O yüzden böyle yapalım. Syndicate Enchanter. Bunu da almak istiyorum aslında. Morgana güzel karakter de. Morello'm yok. Öne koyup oynamak istemiyorum sanırım ya. Şeyi de açmayacağım. Burada level alabilirim de. Level alasım da çok yok. İnanır mısınız?
O kadar tryhard oynamaya gerek yok. Adam aldı. Canı sağ olsun. Gelmedi bana. Güzel. Şimdi Brand izliyoruz. Normalde bir tane sıkıyordu. Şimdi bir de arkaya atması lazım. Brand oyna bakayım. Atmadı. Attı. İkinciyi mi oraya atıyor? Ha yo, aynı anda atıyor işte. Çok güzel. Bu kart neymiş? Neymiş öyle? Çok bozuk ya. Karta bak, sana iki tane 2 star 2 kos unit atıyor. Bilis de Swain atmış. Swain üçlemek üzere eleman. Çok güçlü, çok güçlü. O karakter, o kartı görünce tıklamak lazım. Tabi de 3 Türk'üz bu arada. Ben ne alacağım? Aşırı büyük sopa alasım var. AP bir şey oynayacağım gibi geliyor. Alamadım. Zırh alabilirim belki. Leona'ya bir çivili yapalım. Çivili yapmak Mesh Shift'ten daha mı iyi? Sanki daha iyi gibi. Yani 55 büyüdü, 55 zırh veriyor. Chain Vest'ne, Bramble Vest'ne verecek, 70 zırh verecek. Hasar veriyor. Çok da iyi değilmiş. Yapmasam da olur gibi yani. Neyse, Brand bizi ne kadar taşıyor ona bakalım. Seçilmiş Brand. İki tane Q atıyor. Her şeyi ikileyen adam geldi. Bak aynı anda buraya atıyor ya. Kafayı yersin, çok güzel. Ben de bayıldım. Syndra'sını almıştım bunu daha önce. Syndra'sı o kadar güzel gelmemişti gözüme. VIP. Nice. Ne yaptı, damage'e bak. Üzerinde eşya yok. Kasadın 2. Güzel. Kasadın güzel unit olmuş bu arada ya. Scholar olduğu için. Protector ne? Ne oynayacağıma dair fikrim yok. Her şeyi deneyerek göstereceğim. Yeni karakterleri göstereyim. Swain Imperial'dan Hextech oldu. Hextech'ler ne yapıyor? Kendi başına kocaman bir buff bunlar. 7-8 kişilik. Yani 8'i var ama 7 tane karakter var. 6 saniyede bir Hextech devreye giriyor. Bu karakterlere kalkan veriyor. Kalkan süresi orada yazıyor. Kalkan etkinken otolarında şu Magic Damage vuruyorlar. Çok OP buff. O kadar güçlü ki. Early'si de, late'i de. Try var, yeni Chemtech Challenger'ımız. Yone ile Fiora kalktığı için 3 kostluk Challenger carry olarak bunu getirmişler. 4 kostluk da Draven var, aşağıda görünüyor. Şu Nurset'e benzeyen. Ama işimiz yok onlarla. Caitlyn'i nerede almayacağım? Kazona üstünden gideceğim. Bu buff'ın Türkçesi Kazona var. Late game'de Brand'i satacağım. Brand'i sattığınız zaman yeni bir seçilmiş Kazanova görebiliyorsunuz. Seçilmişi yine bir level geliyor ve buff'ı 2 falan vermiyor. Sadece dediğim gibi şuradaki bonusu çalıştırıyor. Ve sadece Kazanovalarda var. Çok abartı değil yani. Sattım. Bunları istemiyorum. Talon da Kazanova asılsın. Onu da tutalım. Sivir geldi. Sivir ne? Hextech Striker. Hextech'ler yeni geldi demiştim. Striker da AD kazanıyor. Hextech Striker var zaten. 6 tane açınca hepsinin AD'si artıyor. Sadece Striker'ların. Sivir oynamayacağım. Bunu satıp level alıp 30 gold kalıp Talon'u içeri atacağım sadece. Bu arada kazanma buff'ını göstermedim, okumadım da birazdan göstereyim. Bunları Vex'e verelim şimdilik. Sadece çivili vermek istemiyordum da artık eşyalar güzel oldu. Bunu bile verebilirim. Kazanma buff'ı da sadece can ve yetenek gücü kazandırıyor kazanmalara.
Bakalım Brent'le nereye kadar gidebiliyoruz. Limit test yapalım bir. Çok iyi DPS çıkarıyor. Yani manası da az, skolarım da açık. O kadarını beklemiyordum açıkçası. Bir paralık bir ünite göre. Adamın eklentisi Treasure Trove. İki tane Blue, bir tane de Gri Orb düşürmüş yere fazladan. Artık içinden ne çıkacağı şansınıza. Burada bunun yerine koyabileceğim güzel bir şey var mı? Yordle Bodyguard var. Obelisk'i alsam koyabilirdim de. Bu arada Kha'Zix 4 kostluk Assassin Mutant olarak geldi. Set 2'deki Kha'Zix'in aynısı. E atıyor, uçuyor, kaçıyor, yakalanmıyor. Ama bizim işimiz yok gibi. Mutant ne gerçi? Omnivamp diyor. Mutant'a da 7 eklendi. Çok fazla mutant olduğu için. Lux yerine de Ahri geldi. Ahri'nin yeteneği çok değişik bir mekaniğe sahip. Bir tane Q atıyor normalde, manası olunca attı. İkinci Q'su iki küre çıkarıyor. Atamadı ama o az sayıda gösterecektim. 3'te 3 tane küre çıkıyor. 4 küre, 9 küre falan atıyor böyle eğer blue buff verirseniz. Niye 9 dedim? Kilit olduğu için aklımda hep 9 diye yer ediyor. Buna da tıklayalım. Vex yerine belki. Second Wind diyor. 10 saniye sonra takımıma yukarıdan heal geliyor. %50 canları. Eksik canların %50'si kadar. Battle Mage diyor. Bu karakterleri öne dizme ve arkaya dizme ile ilgili bir sürü eklenti var. Yani arka diziklerin kalkan alır, öne diziklerin AP alır gibi. Öne koyduk karakterlerin 30 ability power alıyormuş. Bu da öne koyduğum karakterler AD alıyor. Ben bu karakterleri öne koymak istemiyorum açıkçası. O yüzden bunu alasım yok. Bunu da almayacağım. Mecbur bunu alacağız gibi. Bir heal insin en azından. Ufaktan. Oynayalım onunla. Millete güzel şeyler gittiğine eminim. Hemen bakalım. Striker Heart gitmiş. Kitap bu arada birinci tier'a düşmüş. Bayağı iyi yani. Bunu görünce kesin tıklamanız lazım. Haberiniz olsun. Random eşya. Blue Battle diyor. Bu ne? Karakter yetenek kullandıktan sonra 10 mana yeniliyor tüm karakterler. Meditation diyor. Eşya vermediğin karakterler mana yeniliyor. Meditation. Bruzurart. Karşımızda kim var? Spellcraft Kassadin. Bizdeki Brand'i outplace edebilir mi? Edemez. Bak heal geldi az önce. Tam saniye 20'ye düştüğünde yokten bir heal geliyor. Şu antik arşivin tier 1 olması o kadar OP ki. Şu an düşündükçe algılıyorum. Kereşam yok yani, yakın bile değilim, bir tane eldivenim var sadece ama tank eşyalarım fena değil. Yani makeshift olduğu için eşyalarımı sadece iki karakterde toplamayı planlıyorum. Bunların biri tank olacak, diğeri de carry olacak. Şunu alsam güzel olurdu ama alamadım. Zırh alabilirim. Alistar alabilirim. Zırh aldım ya. Bir tane daha dev kemer alasım gelmedi açıkçası. White 4 kostluk oldu. Sinir raperi var. Bunu satsam mı? Burada level'ı basacağım. Ekonomim çok iyi. Winstrik gidiyoruz. Hiçbir şey açmıyor bana da. Yine de yeteneğini izleyelim en azından diye içeri koyabilirim. Şimdi normal 2 kostluk Vay'dan farklı bu. Burayı kaybettik bence. Onu çok şey yap, bakmaya gerek yok. İlk yeteneğinde yine vuruyor. İkinci de ileri atılarak vuruyor. Olması lazım. Aynen. Üçüncü de ulti basıyor direkt. Adamın Ezreal'ı yılı öldü. Çünkü Brand en arkadakine sıkıyor. Ben onu düşünmemiştim. Kolay fight. Kolay fight'tı. Beni de tıklayalım hadi. İki gold'umuz var. Leona Peri, Vi Peri, Bliss Peri ve Samira. Samira sosyetik ve enchanter. Tari'nin yerine geldi. Statları tamamen aynı ama yeteneği Taric'ten farklı tabii ki.
Bakayım yerine. Yeri güzel değilmiş. Sattım bunu, oynamayacağım. Vazgeçtim. Bilesi içeride durabilir. Üzerinden zırh alalım. O da daha çok zırh büyüdürence alsın. Zaten onu da çıkaracağım late game'de. Mağazaları sattım. Swain'i sattım. Vay, tekrar içeride durabilir. Bence iş yapıyordu. Bana öyle geldi. Şu Brand'in pelini satmayacağım ama. Adamın full item bir Draven'ı var. Full item saymasa bile. O Draven seçilmiş bir de. Altında buff'ı açık. Seçilmiş olunca ne oluyor? Range'i sınırsız oluyormuş Draven'ın seçilmiş olduğunda. VIP olduğunda. Ve fazladan zırh deşmesi oluyor. Ama o VIP bonusunun çalışması için Kazanova'yı açmanız lazım. Haberiniz olsun. Sonra benim Draven'ım uzaktan vurmuyordu diye yakınmayın bana. Bex'i yakında satacağım. Leona 2 olur olmaz. Eşyaları Leona'ya vereceğim. Brand'i neden tutuyorum? 7-8 level'da, zaten 7 level'ım da. Seçilmişi değiştireceğim. Onun yerine tekrar bir Brand gerekirse diye tutuyorum. Bu da bu ikisi per, bu da per. Perleri şöyle ayırayım. Talonda 5 kazanova girmek istersem diye duruyor. Orianna Kha'Zix mağaza full 4 ghostluk ama almayacağım. Güzel. Hoca artı CA geldi de CA değil gerçi bu. CA değişti. Vay 2 herhalde iyidir. Eşyalar aslında Vay'a verebilirim. Leona'dan ziyade Vay daha iyi gibi. Tank eşyalarını yani. Carry eşyalarını da Brand'e vereceğim. Bunu değiştireceğimi söyledim zaten. Carry dedim de bunlar yani. Çok da bir carry'liği yok da. Diglo'u da vereyim. Ben Vayne öleceğine inanmıyorum artık. Koruyucu melek değişti. Koruyucu melek yerine gecenin kıyısı geldi. Gecenin kıyısı ne yapıyor? Canın azaldığında üzerindeki tüm negatif efektleri siliyor. Bak şu an yanıyoruz mesela. Sildi mi? Sildi. Tertemiz oldu. Lan ne güzelsin sen. Bir atak speed kazanıyormuş. Bir görünmez oluyordu bir de o sırada işte. Yavaş yavaş 8'e basacağız burada. 2 level tank Vay. Yani Mundo falan da kalktığı için şuna bakar mısın? Komple alakası yok bu arada şu an içeride olmasının ama. Yani sırf 2 level olduğu için içeride. Burada kasa değil, ben içeride unuttum. Daha iyi bir scholar geldiğinde değiştireceğim onu. Bu da sanki buram Blitz'ten daha iyidir. Level'ımızı basalım. Şey, Talon hiçbir şey açmıyor şu an. Onu yine böyle girebilirim gibi. Yanına da koyabilirdim tabi de. Şu an fark ettim sosyetik açabileceğimi. Brand'in çekilmesi hiç iyi olmadı. Kaybedebiliriz sadece sırf bu yüzden. Ama çekildiği yerden de vuruyor gibi. Helal. Ölseydi sıkıntı olabilirdi. Second Wind da indi. Ben Vay izliyorum ya. Güzel vuruyor. Tüm OP karakterleri öğrenmiş olduk şu an. Burada Syndra, daha önceki Syndra'nın aynısı. Set kaç da vardı bu hatırlamıyorum ama tutup fırlatıyor işte şu sarı olan. Hextech Colossus. Alistar oynamayacağım. Yeni Sion yerine gelen Colossus'umuz iki yer kaplıyor. EQ kombosunu atıyor. Arada faillemiyor tabii. Level'ı basabilirim burada 20 gold'a da. Zaten güçlüyüm diyerek basmayacağım. Bunun yerine Mage koyayım. Dizilimim düzgün olsun ya. Morgana 2 Morello'lu. Morgana güçlü karakter. O da Syndicate ve Enchanter. Yani kartel ve efsuncu. Biz bu Brand'le ne kadar gideceğiz hiç bilmiyorum ya. Bakalım ne kadar gidebiliyorsak o kadar gideceğiz. Adamın ahrisi varmış bu arada. Ahri bak, 3 tane Q'yu gördünüz mü? Dörtlü geliyor. Beşli. Oha. Ne ara o kadar attın? Öldü. Nice. Seçilmiş Brand'in bu kadar OP olacağını tahmin edemiyordum. Daha üzerinde Blue, Rabadon, Morello falan olsa neler yapacak Allah bilir. Bir tane hoş verdim ya. O da sonradan verdim yani.
Orada Spot'ta ne yapılıyor acaba? Zeri'ydi o. Zeri dünyanın en OP karakteri olduğu için. Sonuçta bir yay alasım var ya. Kocaman olmuşuz. Kimdi bu? Şuradan bir Spot'ta ne yapıldığına bakalım. Zırhla kartel yerine bunu yapıyormuşsun artık. Karteli kaldırmışlar. Manayla da Hextech oluyormuş akademi yerine. Kılıçta da Striker oluyor. Kılıçta da İmperyal oluyordu değil mi eskiden? 8'i basalım burada. Bir iki tane güzel karakter arayalım. Vay geldi. Çok güzel değil ama. Vay daha geldi. Neden sadece Vay atıyorsun? Indra 2. Okey. Jayce. Jayce'den Enforcer açalım şimdilik. Brand'i satacağım da şimdi değil. Yakında satacağım. Leona 2 değil mi? Leona 3 istemiyorum. Draven belki. Ahrisi fena olmuş buranın ama bizde de Vay var. Haberin olsun ya. Yani. Son eklentiye bakalım neymiş. Oha oha oha. Ya yani şu an sırf content olması için bunu alacağım. Diyor ki board'undaki şampiyonlar rastgele transform oluyor. Bir üst seviyeye. Mesela burada 2 level Vayne var. Bu 2 level bir legendary olacak. Bunu tıklamam lazım. Bakalım bir son haline. Brand. Oh, holy moly. Oha, oha. Bu ne? Bunları sat. Bunu da sat. Oğlum, ne oldu? Tank Jinx'i mi oldu? Swain'i mi oldu? Çok saçma. Çok saçma. Kafayı yersin ya. Çıldıracağım. Keşke yayında olsaydım. Eşyaları Allah'tan remover verdi de eşyaları çıkarabileceğim. Bu eşyaları buna bunları buna vereceğim. Benim Vay 3'üm vardı. Vay 3'üm gitti. Ama çok eğlenceli. Dünyanın en eğlenceli eklentisi. Çıldıracağım, çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Jinx oyna birazcık. Şu eşya benim mi? AD eşyalarını verseydim belki kazanabilirdi burayı da. 100 canımız gitti. Hiç önemli değil. İnanın hiç önemli değil. Geçilmiş sindirim var. Şundan tank eşyalarını bir çıkaralım. Benim Draven'ım da var. Nice. Swain'i komple satabilirim. Sattım. İçeriye Viral Aper'ini alalım. Dursun. Korki de... Ha, Korki Twin Shot gerçi. Satmama gerek yok. Bunu almayacağım. Talon'da oynamayacağım bu saatten sonra. Eklenti yok, eklenti laf atacağını bana. Tank eşyalarını Jayce'e vereceğim. Tank genç yerine. Bunları da Jinx'e. Gerçi scrap açık olduğu için şöyle verebilirim. Draven'a da Thief's Claws kalıyor. Yay kalsın orada, okey yay. Bunu ne yaparız bilmiyorum. Şu çocuğa bir şey yedirelim. İçeride iki İrelia'm var, onun farkındayım. Şunu koyabilirim şimdilik. 9'a gideceğim de. Jinx oynadığım için Vay oynamayacağım büyük ihtimal. Vay'ı çıkarasım var. Rival... Jinx de Vay artık düşman. Set 6'nın zıttı olarak. Yani Vay koyarsan Jinx'in buff'ı gidiyor, Jinx koyarsan Vay'ın buff'ı gidiyor. O yüzden birini seçmeniz lazım. Ben de iki level Jinx'im olduğu için göklerden gelen. Ben yavaş yavaş bir 9'a gideyim. Board'um fena değil. Gerçekten fena değil. Lejuani koyabilirim belki. Level'dan. Bunu istemiyorum.
Buna hayatım boyunca gördüğüm her anda tıklarım. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey ya? Jinx'in niye öldü? Syndra 3 var çünkü adamda. Kafama bir şeyler atmış. Bu yüzden Jinx gelmiş. Bayağı iyi. Ölmedi. Kazandık gibi. Draven'ı niye çıkarmıyorum içeriden? Neden çıkarayım? Orki peri. Birileri bir şey üçlüyor. İkilemiş şu an. Korktum ya. Dönüşte basacağım 9'a. Tüm paramız boşa gitmedi. Şu çocuğa bir şey yedirmedim ama üzgünüm. Unuttum. Eşyaları fazladan vermek istemiyorum çünkü hala makeshift'im olduğu için. Hiç eşya vermediklerimin zırhı gitmesin durduk yere. Daha ne kadar bozuk şey görebiliriz diyordum. Daha görüyormuşuz. Daha sorun yok. Daha bence 5-6 gün daha şaşırırım ben. Dün gördüğüm zeri aklıma almıştı. Yani Runa'nın Civa Sivir'e ölmem değil mi? AD'si bile yok ama Alistar'a ölüyoruz. Öyle ufak bir sıkıntı var. Gerçi bu Striker olduğu için AD'si çok fazla. 120 AD. Oha kaç Striker'sın sen? Bakalım 6 Striker. Demek ki Runa'nın Civa'da oluyormuş yani. AD'ye çok gerek yokmuş. Silco var. Silco oynamayı isterim. Çok isterim hem de. Burada Kazanova amblemi var. Bu gitmiş. Kazanova amblemini alabilirim aslında. Çünkü Draven oynadığım için içeride. Neden bilmiyorum ama. Zeri de oynamayı düşünüyorum. Üçüyle birlikte bir Kazanova açabiliriz belki. 9'a basalım bakalım. Geçirmiş salonu istemiyorum. Veriyorsan zeri ver, yoksa da bir şey verme. Jhin Orianna. İlko geldi. Gelsin güzel. Zekiki'yi normalde istemiyordum da. Silco ne yapıyor? Öndekilere mana veriyor. Şöyle koyalım onları bir. Chemtech Scholar. Bunu da istiyorum. Bunu da buraya istiyorum. Kapattım Twin Shot'ı. Önemli değil. Can AD canlı büyü direnci yok. Canlı yetenek gücü veriyordu. O içeri koyalım onu. İrelia oynayacağım içeride bu arada da şunları oynamayabilirim. 3-5 buff açtık. Ward fena değil ama toparlanması lazım. Bu arada koyduğum karakter biri Silco biri Renata. İkisini de açıklayayım hemen. Zeri geldi. Zeri geldi. Zeri oynamam lazım. Sen ne yapıyorsun içeride? Hiçbir şey açmıyor. Sana veda ederiz öyle gidersen. Zeki de kapatabilirim aslında. Jhin oynamayacağım gibi ya. Draven'ı alayım. Silco ne yapıyor? Önüne koyduğun iki karaktere yüzde olarak mana sağlıyor, tamam mı? Fight'ın başında manaları çok hızlı oluyor ve yeteneği de canı en az olan takım arkadaşını adrenalin şırıngasıyla vuruyor. O takım arkadaşı çıldırıyor. Kafayı yiyor. CC immun oluyor. Canı artıyor ve atak speed artıyor. Daha sonra da patlayıp ölüyor 8 saniye sonra. Burayı öldürmediğim iyi oldu. Mr. Muscle. Türk bir kardeşimiz. İlk operi geldi. Okey. Tam genç hiçbir şey yedirmiyorum. Farkındayım da. Çünkü çıkarabilirim içeriden aslında. Ben niye tam genç oynuyorum ki? Saldım bunu. Sejuani koydum. Tam genç oynayasım yok. Tam genç her zaman bildiğimiz tam genç. Hiçbir şey farklı değil. Draven'da 3 olmayacak. Legendary'leri ikileyelim. Renata ne yapıyor? Lore'de yeni gelen bir karakter. Chemtech Scholar'ı 4 ghost'luk bir sis atıyor. Sis yavaş yavaş hasar veriyor. Zehirliyor rakipleri. Bunu istemiyorum. Seçilmiş zeri istiyorum ben sadece de. O da zor gibi. Chase 2 geldi. Full tam Chase 2'miz hazır. Güzel. Vay istemiyorduk Jinx oynadığımız için. Okey. Bunu ikiledik. O da fena değil. Tryne neden içeride? Challenger ve Chemtech açıyordu da artık Chemtech'i açmıyor. Niye tank bu kadar onu da bilmiyorum.
Bunları upgrade'lemem lazım da. Bir de bir boş yerim var. Buraya şimdilik Enforcer için bunu koydum ama. Onu çok oynayasım yok açıkçası. Bunun siviri çok fena vuruyor ya. Ama bende de Jinx varmış. Patlamak üzere olan bir Jinx kendi kendine öldü. Neden öldü? Silco adrenalin şırıngasıyla vurduğu için. Bu çocuğu büyük ihtimal yenemeyeceğim çünkü çok fazla AD'si var. Bire bire kaldık. Seçilmiş Zeri ile bir şeyler yapabilirim belki. Sniper'ı da açmak gerekebilir bu çocuğa. Eşyaları buna vermek istiyorum da. Bu Sivir'e karşı ne yapacağız bilmiyorum ya. Zeri mi öldü? Zeri ölme. Oho, eşyaları Zeri'ye geçirmem lazım. O zaman Jinx'i satacağım ben. Jinx kendi kendine ölüyor. Silco'yu çıkarsam mı? Ne yapsam? Takım patlıyor ya Silco yüzünden. Bu arada Jinx'i sattım. Aa, Jinx'i satmama gerek yokmuş ki. Şöyle yapabiliyorum. Seçilmiş Zeri ne yapıyor? Yeteneğini bir kere kullandığında fight'ın sonuna kadar sürüyor. Bayağı güzel. Koyabildim mi onu? Pink'ten koyamadım gibi geldi ama koymuş da olabilirim. Zeri izleyeceğim sadece. Tamam Zeri yapabilirsin. Alistar'ı doşladık güzel. Bir yerlere sıkıyor Zeri. Nereye gitti? Kaybettim şu an. Gördüm. Güzel. Patlamayacak da bu sefer. Bayağı iyi. Silco 2. Zeri alsam Zeri üçleyebileceğimi sanmıyorum açıkçası. Çok zor yani. Bu alıp Jinx'e verebilirim. Ya da iki Zeri oynayabilirim eğer iki tane ikilenirse. Sejuani yeni. O da mümkün. Bakalım var mı bir şeyler. Kazanova'yı artırmak istemiyorum açıkçası ya. İkinci Zeri'yi oynuyoruz evet. Tisk olsa... Basmak istemiyorum ya. Böyle oynayacağım. Birayla biraz geç ikilendi ama olsun. Şu yarım eşyayı çıkarıp Jinx'e verebilirim scrap için. Tamamlansın en azından. İkinci zerim öldü. Nasıl öldü bilmiyorum ama. Alistan'ı geçemedik ya bu sefer. Aa arkada Tray Sivir'i kesti. Helal Tray. Güzel. Kazandım gibi. Bu... Oyun bozuk olan her şeyi gösterdim size. Hem early'de hem late game'de hem eklentilerde. TBA'ya kadar bunlar nerflenir biraz çok bozuk olanlar ama yine de güzel maçtı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.